Sinemcim, Müslüm abiden bir şarkı dinlemeden önce hemen soruyorum. Lise dizilerinde bir patlama var. Yani liseliler çok mu seyrediyor bu diziler? Sadece liseliler mi seyrediyor yoksa anneler, babalar, herkes dediğin gibi bunların izleyici kitlesi kimdir yani? Şöyle söylüyorlar, ilk önce çocuklarımız izlemeye başladı. Biz evet. Mecburen televizyonda onu izlemek zorundaydık ama izleye izleye sevdik. Alıştık diyorlar. Özellikle Kemal Hoca'nın da etkisi büyüktü. Harika. Nesi seyrediliyor lise dizilerinde? En albenili şey ne? İnsanlar nereye takılıyorlar? Verilen mesajlara mı? Başka bir şeye mi? Verilen mesajlara takılıyorlar. Çocuklarını daha iyi anlayabileceklerini düşünüyorlar belki. Çünkü biz de işte uyuşturucusundan... ne o işte öğretmenlerin öğrencilere nasıl davrandığına kadar aşka, sevgiye, her şeye dair konular işlendi. Aslında lise kültürü, lise çok konuşulmayan, çok bilinmeyen. Yani biz de liseye gittik. Ama biz liseye gittiğimizde vallahi put gibi hoca gelecek diye otururduk. Var benim yaş grubum bilir. Hoca gelince ayağa kalkardık, oturun derdi, otururduk. İşte bir şey arka sıralara geçmek bir şeydi, keyifti ancak bir arka sıraya geçmek. Sanki arka sıraya geçince başına hiçbir şey gelmeyecekmiş, sözlüğe kaldırılmayacakmışsın, kafayı eğince görünmeyince hiçbir şey olmayacakmışsın edersin ama hoca da gelince sen arkadaki der ve ilk seçilen yerde arkadakidir. Ama o lisede bizim dönemimizde hiç biz böyle uyuşturucudur, başka bir şeydir, çok büyük aşk olaylarıdır, efendim filanlardır, filanlardır daha başkaydı. Demek gelinen nokta da enteresan bir yere kayıyor evet, ki evet. Diziler bunları biraz işlemek zorunda kalıyor bu. Hem diziler için iyi bir şey hem de dizilerin anlattığı şeyler açısından biraz kötü bir şey. Yani. Başlarda şey çok tepki aldık. Çok şiddet içeriyor diye. Fakat evet. Daha sonra aileler özellikle çocuklarını izletmek istememişler. Fakat zaman geçtikçe gördüler ki biz aslında şiddeti gösterip şiddeti önleme yollarını söylüyoruz. Yani şiddete karşı durmayı gösteriyoruz. Göstermezsen söyleyemezsin mantığı. Göstermesek bilemezler. Yani karanlığı göstermeden. Peki anlattığınız şeylerin hepsi doğru mu ya? Yani ben mesela sizinkinde mi başka dizilerde falan izliyoruz yani... Hocaya kızıyor, hocanın arabayı yakıyor. Evet, ilk bölüm öyleydi bizim. Var mı yani? Var, öyle? Evet. Hatta, hocanın arabayı yakıyorlar. Yani. Evet, birebir yakan insanla da tanıştık biz. Hocasının arasını yakan adamla mı tanıştık? Evet. Ne tanıştık. Dedi? Size? Aferin dedi, ne dedi, bir şey demedi. Allah yani Allah. Mesela Mavi Sakal olayı işlendi. Ve bu gerçekten Mavi Sakal, öyle bir adam var şu an cezaevinde. Ne yazık ki bunlar var yani. Var evet. Evet. Ne kadar yanlış değil mi yani şimdi? Hocanın arabasının yanması, çocukların yakması. Yani çok. Müslüm abi işte garip. Ben de onu soruyorum. Senin tabii. Sorduğun şey. Hocanın arabasını yakıyor ya. Böyle bir şey hocaya var. Kızıyor. Abi biz hocaya kızdık mı? Biz oturduk yani hocaya kızdık diye. Oturup içimize atardık yani. Ya yani... Hazreti Ali ne demiş? Bana bir harf öğretenin 40 kölesi olurum. E bu adam geçmiş oraya. Evet, bir araba öğretiyor. Bir şeyler öğretiyor. Bunlar ne yapıyor? Efendim bir şey de yaptıysa sana o illaki hoca haklıdır yani. Bir ince disiplin lazım o, değil mi abi? Disiplin lazım baba disiplin olmazsa olur mu? Disiplin olmazsa olur mu? Evet. Askere bak 20 yaşında disiplin... Doğru disiplin yani? Olmazsa değil mi? Olmaz doğru. Öyle şey olmaz. Yani öğretmene saygı duymak gerek. Güzel arkadaşlarım öğretmenlere saygı duymak gerek. Öğretiyor sana çünkü. Sana öğretiyor. Evet. Öğretmen... Değil mi? Değil mi yani? Tabii. Öğreten olmazsa ne olacak ya? Değil mi? Alimler çok önemli yerde yani değil mi? Öğrenmenin kıymeti var, kıymeti. O kıymeti bilmek evet. Lazım, öğrenmenin. Yani... Ya bir şey kafana takılır, bilmezsen o hasta olursun. Sancılar tutar seni, bilmem ne yapar değil mi yani? Doğru söylüyorsun. Ama o adam sana öğretirse, o öğretirsin falan. Ha, abi bizim zamanımızda internet yoktu. Yani vallahi şöyle bir durum vardı cidden şimdi hani bu bizim zamanımız lafı da çok geyiktir ya. Yani vallahi yanlış anlamayın. Böyle ben de hani böyle bizim zamanımız diye bir şey yapmak söylemek de istemiyorum ya ama. Zaman... Ya benim babam polis emeklisiydi. Vallahi bize kalan kitapların çoğu ilkokul mezunuydu babam. Babamdan kaldı Aziz Nesinler falanlar filanlar her şey babamdan kaldı yani. Biz de ev taşınırken ne olurdu biliyor musunuz arkadaşlar? Ev taşınırken yeni eve gidilir önce şey düşünülürdü eşyalar geldiğinde. Kütüphaneyi nereye koyacağız diye düşünürdük. Yani oturma odası takımını, yemek odası takımını değil. Kütüphaneyi bu evin neresine koyalım? Çünkü evlerde kütüphane olması acayip önemli bir şeydi. Kütüphanesi olmayan eve, orada hayat ansiklopedileri, sağlık ansiklopedileri falan vardı Meydan Larousse'da. Onlar kitaplar, mitaplar, ne kadar çok kitabın diziliyse o kütüphaneye, aile için o kadar şerefli, onurlu bir durumdu yani kitabının olması. Biz bu kadar okuduk, şunu okuduk, bunu okuduk, ara sıra ansiklopedi bakıyoruz falan gibi durumlar vardı. O kütüphanenin
yerleşeceği yer bile önemliydi. Yani okumak, etmek, bilmek falan, araştırmak. Şimdi herhalde artık biraz elimizin altında ya, bir şey öğreneceğiz. Tık telefondan, tık bir internetten falan filan. Biraz bir rahatladık yani. Rahatlık çöktü işin içine. Onun için öğrenmek ne kadar rahat olduğunu bildiğimiz için hoca öğretmese de olur. Bana bir şey yaptı mı yakarız arabasını. Ya da hoca gelene kadar sınıfta uzun eşek oynayalım. Hoca geldi mi bırakırıza kadar geldi işler. Biraz böyle sıkıntılı bir durum var yani. Doğru mu Sinem bilmiyorum. Yani yanlış bir şey mi söylüyorum bilmiyorum. Yani öyle çok da katı bir disiplinden yana değiliz ama. Öğretmenleri izlememek gerek. Yani bu bir Allah kelamı da var yani. Bilenle bilmeyen biri olur mu babacığım yani? Değil mi? Doğru. Bilenle bilmeyen biri olmaz. Sen şimdi öyle bir şey biliyorsun ki Müslüm abi, biz bu senin bildiğin şeyi. Ben de bir şey bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Hayır. Sıradaki parçayı. Peki. Biz bilmiyoruz. Peki. Sıradaki parçayı bir alalım. Alkışlar Müslüm Gürses için. Evet. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.